Sevgili izleyicilerimiz, Life 24 ekranlarında yeni bir programla buluşturuyoruz sizleri. Sağlık olsun programımıza hoş geldiniz. Son yıllarda önemi giderek artan kişisel bakım ve sağlık hepimizin derdi. Kendi vücudunuz için en iyi doktor yine sizsiniz. İlaç kullanmadan nasıl sağlıklı kalabilirsiniz? Sağlıklı beslenmenin sırları nelerdir? Özellikle bu COVID-19 sürecinde hastaneye gitmeden evde kendi sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz? Hangi gıdalar ve besinler hayat kalitemizi arttırır? Hastalanmamak en çok yine bizim elimizde. Korona bize gösterdi ki sağlık kuruluşları bile yetersiz kalabiliyor. Asıl önemli olan hastalandıktan sonra tedavi olmak değil, hastalanmamak. Sadece bunlarla değil, estetik güzellik, diş sağlığı, yüz ve beden bakımı, saç bakımı, check-up tedavileri, Türkiye'de ve Hollanda'da sağlık danışmanlığı. İşte sağlık alanında aklınıza ne gelirse, kendi alanlarında uzman kişileri ağırlayacağımız Sağlık Olsun programımızın ilk konuğuyla bugün karşınızdayız. İlk konuğumuz, anne ve bebek için kimyasaldan uzak, doğal destekleyici gıda takviyelerini en iyi empoze eden bu alanda öncü bir konuğumuza başlıyoruz. Kendisi Moms Organic konseptinin yöneticisi Gizem Hanım. Gizem Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İlk programımız sizinle başlamak istedik. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim ilk tercihinizin ben olduğum için. Biz teşekkür ederiz. 1990 İstanbul Bakırköy doğumluyum. Yaklaşık 6 senedir de Hollanda'da yaşıyorum. İşletme mezunuyum ama anne olduktan sonra işletme bir anne işletmesine döndü. Kendiliğinden oluşan bir iş haline geldi. Çocuklarım için sağlıklı gelişimlerine destek olmak, zehirsiz, atıksız bir şekilde onların nasıl bağışıklığını güçlendiririm diye bir arayış içerisindeyken bulduğum ürünleri teker teker satış portföyüne ekleyip bir Moms Organic oluştu. Ama hani hiçbir satış kaygısı olmadan oluşan bir iş benim için. O yüzden hiç iş gibi gelmiyor ve keyifle yapıyorum. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için de. Şimdi özellikle bu süreçte, COVID-19 sürecinde hepimizin aslında belki daha önce çok önemsemediğimiz ama şu an çok çok önemsediğimiz sağlığımızla mesela hepimiz çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Sizin ürünleriniz çoğunlukla anne ve bebek üzerine ama mutlaka diğer yetişkinlerin de sizin ürünlerinizden faydalanabileceğini düşünüyorum. Siz ürünlerinizi anlatmadan propolis mesela, bundan birkaç yıl önce propolis tanımı çok aslında bize bir şey ifade etmiyordu. Ama şu an özellikle bu süreçte her şeyin içerisinde propolis'i bulabiliyoruz. Evet. Propolis nedir? Bize bunu anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi ilk öncelikle propolis arıların bitkilerin saf ve tomurcuklarından yaptığı reçinemsi madde. Arı bu ürünü kovanı temizlemek için kullanıyor. Yani şöyle düşünün, ilk başta bal üretmeden önce, arı sütü üretmeden önce tamamen onunla sıvazlıyor ve orayı dezenfekte ediyor. Sonrasında üreteceği ürünü üretiyor ve bal 40 derece sıcaklıkta ve uzun zamanda bozulmadan kalıyor. Bu normalde mümkün değil ama propolis güçlü bir antioksidan. Orada mantar, bakteri, herhangi bir böceğin içeri girmesini engelliyor. Siz propolisi doğru yöntemlerle ekstrasyon yaptığınızda insan vücudunda da ağız yoluyla tükettiğinizde bir steriliz etme özelliği var. Vücuttaki serbest radikaller, bakteriler, ödem, mantar, dünyada bilinen en güçlü antioksidan propolis. Yalnız normal ham halde propolis insan vücudu için yarayışlı değil. Ham propolis bal mumu ile birlikte üretiliyor. Bal mumu insan vücudu için çok yarayışlı olmadığı için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bal mumu çöpe atılıyor. Propolis'in kendi özütü bu tarz damlalar haline geliyor. Ve sıvı hale getirildiğinde özütlenmiş formu vücut için daha yarayışlı hale geliyor. Peki propolis'i alırken, propolis'in içerisinde bulunduğu ürünleri alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yani şimdi şöyle, propolisler maalesef çoğu propolis menşai Çin. Çin arıcılıkta dünya birincisi maalesef. Ülkemiz de şu anda çok gelişti ama hala Çin'in önüne geçemedi. Çok ucuz maliyette menşai Çin olan ürünlerle çok ucuz üretim yapıyorlar. Ama siz Çin'den ithal ettiğiniz ürünü Hollanda'da paketlediğinizde üretim yerini Hollanda olarak yazabiliyorsunuz. Yani bunda bir
gözünüzle göremeyeceğiniz bir ayrım var. Mutlaka üniversite bünyesinde gıda mühendislerinin analiz raporları olması lazım. O yüzden bu firmadayı tercih etmemdeki ilk sebep tamamen ekibin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde analiz raporlarının orada olması, üreticisinin gıda yüksek mühendisi olması ve ben aklıma takılan bütün soruları bilimsel verileriyle inceleyebiliyor olmam. O yüzden aslında çok fazla sahte ve örnek veriyorum üzerinde %60 propolis yazıyor. Ama maalesef Çin'den gelen ürünlerin çoğu boyar maddeler, farklı herhangi bir vücut için zararlı materyallerle dolu. Onu o yüzden bir bilim kadını olmak gerekiyor bunu anlamak için. Evet. Tabii ki rengi şöyle göstereyim. Propolisin rengi sarı, yağ gibi sarı olmaz. Daha kahverengi bir yapısı vardır. Kokusu keskindir ve tadı acıdır. Bu arada suya damlattığınızda propolisi eğer suda çözünür bir formuysa kahverengi yerine daha beyaza yakın bir renk alır. Eğer kahverengi varsa boyar maddeler propolise ilave edilmiş olabilir. İsterseniz gösterebilirim. Evet, lütfen. Çözünmüş halini de. En azından buradan Evet. izleyicilerimize şunu açıklayalım ki hani propolisler evet şu an hani bütün gıda takviyelerinin içerisinde olabiliyor ama önemli olan doğru propolise ulaşmak. Kesinlikle. Şöyle kaldırayım. Böyle beyaz renk alıyor. Eğer kahverengi bir görünüm olursa suda çözülen ya da sıvılarda çözülen propoliste boyar madde olabilir. Bu arada üreticisi Aslı Hanım, gıda yüksek mühendisi, kendi çocuğunun antibiyotiğe alerjisi çıktığında propolisi gıda mühendisi olduğu için, bu arada babası da hekim, hiçbir şekilde çocuğun antibiyotik aldığı için hiçbir şekilde geçmeyen ateşi var. Diyor ki nasıl yapabiliriz? Babası diyor ki kızım sen gıda mühendisisin, bunu bir şekilde çözebilirsin. Çocuğun bağışıklığını gıda takviyeleriyle güçlendireceksin. Evet. Propolisi bilimsel olarak okuyor. Ancak ülkemizde de birçok propolis menşai Çin. Çin'den gelen propolise de güvenemediği için bir tane arıcıya rica ediyor. Benim için propolis üretir misin diye. O arıcıdan alıyor propolisini. Sonrasında evladı için üretiyor. Yani insan vücudu için yarayışlı forma getiriyor. 6 ay içerisinde çocuğun bağışıklık daha yükseliyor. Ateş daha stabil hale geliyor. Sonrasında da TÜBİDAK'tan kredi, kadın girişimci kredisi çekerek bu işe atılıyor. Aslında onun da başlangıç aşaması bir çocuğuna sağlığa, şifaya vesile olmak. Burada da yine annenin gücünü hani Evet. bilimsel açıdan yani okumuş bir anne olmanın haricinde anne içgüdüsüyle Kesinlikle. Hareket edip kendi çocuğu için yaratmış olduğu güzel bir ürün. Buradan da ona sevgilerimizi iletelim. Aslı Hanım'a Evet. teşekkür ediyoruz. Peki propolis az önceki gösterdiğiniz bir damla var ama yanında bir kutu daha var. Onun üzerinde de yine propolis Evet. yazıyor. Onunla onun arasındaki asıl fark nedir? O da daha yüksek oranda %20 propolis. Propolisi belli bir oranda sıvı gıdalarda çözebilirsiniz ama yüksek oranda propolisin ham hali tahta kadar sert. Onu mecbur bir alkol türevinde çözmek gerekiyor. Buradaki alkol bizim şirketimizdeki alkol granül alkol, buğday alkolü kendi tepkimesiyle ortaya çıkıyor. Yani şöyle hayal edin. Sütü mayaladığınızda yoğurt yapan o fermentasyondaki alkol aynı bu şekilde propolisin içerisinde de var. Yani aslında vücudumuz için dinimizce yasaklı, sarhoşluk ve keyif veren bir alkol türü değil. Gıdaya uygun bir alkol. Ama bu sıvılarda çözülmüyor. O yüzden kullanımı bir tık daha zor. Bunu nasıl kullanabiliriz? Zaten rengini göreceksiniz birazdan daha koyu. Yoğurtla, bal ile pekmezin üzerinde daha katı gıdalarla alabiliriz. Ya da doğrudan tüketip arkasından bir su içilebilir ya da işte bir şey kaşıklayabiliriz o tadını az hissetmek için. Bunu da özellikle bu dönemsel süreçte daha bağışıklığı güçlü tutmak, özellikle üst solunum yolları ya da astım, bronşit gibi kronik bir hastalık, şeker hastalığı, daha kötüsü vücutta tümörlü bir hücre varsa %20'yi daha çok öneriyoruz. Çünkü propolis ne kadar fazla olursa antioksidan değerleri o kadar da yükselir. Evet. Mesela iki ürün arasında hani kimler kullanabilir açıkladınız ama kimler mesela hangi ürünü kullanamaz? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
Yani zannedersem ki onunla alakalı da bir sınır ya da hani belirli bir kitle vardır. Tabii. Zaten ara ürünlerinin birçoğu biliyorsunuz bir yer sonrası. Alerjik durumu ölçmek gerekiyor. Bu sebeple propolislerimizde bir yer sonrası küçük bir alerji testi öneriyoruz. Bunu da burada göstermek istiyorum izniniz olursa. Propolisi bilek içerisine, damar yoluna ve çok küçük dudak kenarına sürebilirler. Dudak kenarı da çok hassas bir alerji noktası. Damar yolundan vücuda geçtiğinde yaklaşık 20 dakika ile yarım saat arasında burada bir kabarma, kızarıklık ve kaşıntı olmaz ise ilk 3 gün bir damla, bir damla, bir damla tüketeceğiz. Baktık yine vücutta döküntü yok. Herhangi bir kusma, dilde şişme gibi bir alerjik reaksiyon yok. Oranını da yavaş yavaş yükseltebiliriz. 1 yaşındaki bir çocuk 5 damla propolis kullanabilir. Yetişkinler için de günlük alması gereken minimum antioksidan değerleri 20 damla. Peki bu damlaları belirli bir aralıkla mı vermemiz gerekiyor yoksa 5 damlayı mesela birden de tüketebiliyor muyuz? Birden verebilirsiniz ama tadı acı olduğu için ben bölmeyi daha çok öneriyorum. Özellikle yeni başlayan çocuklarda ya da yetişkinlerde tadını hiç sevmediyse yine bölerek kullanabilir. Ama propolis belli periyotlarda C vitamini gibi idrarla atılır. O yüzden 24 saat içerisinde etkinlik sürekli vücutta kalsın diye de biz 11 alıp 10'da öğlen hatta akşam yatarken bile alabilirsiniz. Çünkü sıfır kalori, sıfır şeker. Normalde işte ballarımız ve diğer ürünlerimizi çok akşam saatlerinde ötelememeyi tercih ediyoruz. Enerjisini atmak adına. Ama propolisi akşam yatarken bile verebilirsiniz. Gün içerisinde bölmek daha mantıklı oluyor o zaman. Çok güzel. Özellikle bu hani alerji testi bence çok güzel bir açıklama oldu. Çünkü propolis hani ara ürünü olduğu için hani alerjik reaksiyon özellikle çocuklarda çok dikkat edilmesi gerekiyor ki bir yaş sınır her arı ürününde. Bir de mesela hani astım dediniz. Özellikle bu süreçte yine hani COVID-19 hepimize bulaşabilir. Ama kronik rahatsızlığı olup da mesela astım ciğerlerinden hasta olan insanların özellikle dikkat etmesi gereken bir süreç. Onlar bu süreçte sizin tavsiye edebileceğiniz ürünlerden hangilerini kullanır? Hani takviye olarak onu da yine altını çizelim. Çünkü sizin ürünleriniz gıda takviyesi. Herhangi bir besleyici bir içeriği yerini alamaz zaten. Hani gıda takviyesi olduğunda yine siz de isterseniz bir altını çizin. Bir kere ben şunu da söylemek istiyorum. Bunların hepsi gıda yüksek mühendisi Aslı Hanım'ın öğretileriyle ya da ondan aldığım bilgilerle oluşan deneyimler. Kendi evladımda araştırdığım deneyimler. Hollanda'da annelik dışında bir vasfım yok. Onun altını çizmek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü COVID sürecinde herkes bir şekilde alanında uzman olsa da olmasa da bir şeye fikir vermeye. Onu çok doğru bulmuyorum. Çok akıl karışıklığı. Tabii ki biz bunları anlattıktan sonra siz kendiniz de araştırın. Gerçekten herkes kendisinin içine sindiği şekliyle uygulaması gerekiyor. Buna çok inanıyorum. Annelik dışında herhangi bir vasfım yok. Bu ürünlerin hepsi de kendi çocuklarımda deneyimlediğim. Bu arada bunlar sadece COVID sürecinde değil. Çınar oğlum 5 yaşında şimdi. 8 aylıktı. Teşekkür ederim. Emziriyorum diyorum hani sütün verimliliği yavaş yavaş düşecek 8 aylık çocuk. Hani doğal olarak nasıl bağışıklığını güçlendiririm diye araştırırken Aslı Hanımlarla tanıştım. Onlar da Hollanda'ya gönderim yapmadıklarını söylemişlerdi. Dedim o zaman benim bir şirketim var. Kehribar ürünlerini satışını yapıyordum. Çok küçük. Bana en azından çocuğumla denemek için bir gönderin. Gerçekten böyle bir şifa ise ben bunu hem kullanırım hem de güzel bir şekilde anlatırım da. Ve gerçekten Ali de çok şükür 5 yaşında hiç antibiyotik almadık. Yani hani bunu söylemek bile bu dönemde bir anne için çok güzel bir şey. Kesinlikle. Ben inanıyorum propolisin ama tabii ki beslenmek çok önemli, gıda çok önemli. Bunu yaparken çocuğuma örnek veriyorum çok katkılı, paketli, kimyasal gıdaları biraz ötelemeye çalışıyoruz. Evimize sokmamaya çalışıyoruz. Hani bunu yaptıktan sonra işte herhangi bir paketli gıdayı açıp sürekli verdiğinizde aslında bunun yarayışını çok nötrilize etmiş olursunuz. O yüzden hem yaşam şeklini değiştirmek hem de bu tarz doğal takviyelerle bağışıklığı güçlü tutmayı doğru buluyorum. Kesinlikle çünkü yani az önce de altını çizdiğimiz gibi bunlar gıda takviyesi. Yine biz her şekilde yediğimize içtiğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hani katkı maddelerinin en az hatta olmadığı keşke mümkün olsa da her şeyi organik bir şekilde tüketebilsek. O açıdan o çok önemli. Burada yine ham ballarımız var. Evet. Şurada bir de size zahmet bana uzatabilir misiniz siz?
Şu en baştaki. İki tane içerik var. Birisi çocuklar için arı sütlü olan içeriği. Bir tanesi de yetişkinler için. Bu hambalarımızın içinde de arı sütü hambal propolis var. Üçlü bir karışım. Arı sütü buradaki en önemli ve tercih etmemdeki sebep. Çünkü arı sütünde bir mucize var aslında. Kovanda sadece kraliçe arı arı sütüyle besleniyor ve yaklaşık 5 ila 7 yıl arasında yaşıyor. Diğer işçi arılar ise 45 günün içinde ölüyorlar. Yani burada bir büyütme, geliştirme, hatta günde 2000 tane yumurtlama yapıp bütün koloniyi oluşturan kraliçe arı arı sütüyle besleniyor. Özellikle kadınlarda hormon dengeleme, çocuklarda beyin gelişimi, kemik gelişimi gibi gelişim döneminde destek oluyor. İçerisinde de bizim hamballarımız gördüğünüz gibi daha böyle tereyağı gibi. Evet, hambal demek ise kovandan alınmış ilk hali. Hiçbir ısıl işlem, pastörizasyon yok. Şimdi bizim rafta gördüğümüz ışıl ışıl ballar yüksek ısıda kaynatılıp aynı sütler gibi soğutuluyor. Hem balın kristalleşmesi engelleniyor hem de daha parlak bir görünüm halini alıyor. Daha cezbedici. Ama içerisindeki değerler maalesef yüksek ısıda kayboluyor. Bizim ballarımızda herhangi bir ısıl işlem yok. Yani balın aslında en yararlı hali. En yararlı çünkü kesinlikle. Ham bal. Kesinlikle. İlk haliyle hiçbir şekilde aslında deformeli bozulmadan kullanılan. Kesinlikle. Peki onda bir yaş sınırı var mıdır? Tabii bir yaş yine. Yine bir yaş. Çok küçük bir çay kaşığı ucuyla başlıyoruz. Yine bileğimizin içerisine sürebiliriz, dudak kenarına sürebiliriz. Yetişkinlerde bir tatlı kaşığı, tercihen aç karna. Çünkü enerjiyi de atmak gerekiyor. Evet, gündüz almak mantıklı. Hani sabah kalktınız, işe gideceksiniz. Kahvaltıdan önce bir tatlı kaşığı hambalınızı kaşıkladınız. Onun içerisinden hem arı sütünün verimliliğini alacaksınız, hem de hambalın enerjisini alacaksınız. Hem de çocuklar için de güzel bir gelişim dönemine destek bir takviye bir yaş sonrası. Evet. Tatları da gayet keyifli. Propolisin tadı oldukça acıdır. Ama propolis haricinde hambalarımız gayet keyifli. Peki onlar normal kaşıkla tüketilebiliyor mu yoksa yine bir yoğurtla karışımı? Biraz sert ballar. Bu arada hambal kristalleşebilir, şekerlenebilir. Yazın biraz daha akışkan, kışın daha soğuk olduğu zaman daha sert oluyorlar. Ve biz hiçbir doğal yapısını bozmadığımız için her sevkiyatta ürünlerin renkleri, görünümleri, katılık veya sıvılıkları değişebiliyor. Biraz sert bizim hamballarımız. Bir şeyle karıştırmaksa ılık bir çocuğa verdiğiniz bir mevsim çayı olabilir. Eğer süt grubu kullanıyorsanız ılık bir sütün içerisine çözdürerek de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi sabah saatleri olursa güzel olur. Peki en belirgin faydası nedir bu karışımın? Arı sütü olduğu için çocuklarda en belirgin faydası gelişime destek. Kadınlarda kemik erimesi, unutkanlık, beyinsel gelişim gibi. Yine enerji vermek, dinç, sürekli uyku hali, sürekli yatağı istemek gibi o halin daha revize olması, kendinizi daha dinamik hissetmek gibi diyebiliriz. Çok güzel. Haricinde mesela polen de çok duyduğumuz bir şey. İlk etapta propolis, polen çok birbiriyle aslında benzetilen ama ikisi de çok farklı. Kesinlikle. Polenle alakalı da bir açıklama yapabilir misiniz? Tamam. Ben hatta arı ekmeği de getirdim. Poleni de açıklayacağım. Şimdi polen aslında arıların balı yapmak için çiçeklerden topladıkları tomurcuklar. Polen aslında bir vitamin takviyesi ve tam gıda. Şöyle düşünün, bir insan sadece polen yiyerek ve su içerek hiçbir gıda almadan bütün ömür boyunca yaşayabiliyor. Yani aslında günlük almamız gereken vitaminlere doğal bir destek. Ama bir de arı ekmeğimiz var. Bunu çok duyulmamıştır. Ben de BNTÜ sayesinde tanıştım. Çünkü herhalde bunu bilmek için arıcı olmak gerekiyor. Evet. Arı ekmeği de arılar poleni ağzından çıkan bir salya ile ayaklarıyla yapıştırıp petek gözlerini dolduruyor. Ve böyle küçük küçük üzümcükler haline getiriyor. Bakmak isterseniz. Evet, şöyle düşünün. Polen, süt. Arı bunu mayalıyor. Ağzından çıkan salya ile yoğurt haline getiriyor. Yani aslında daha yarayışlı. Polenin dışında bir zar var. O zar bütün kişiler tarafından %100 tüketemeyebilirler. Ama o salyayla zarı çatlatıp bütün vitaminlerini açığa çıkartıyor. Fermente ediyor. Güçlü bir probiyotik, kefir gibi. Ayrıca kanımızdaki kırmızı kan hücrelerini arttırıyor. Kansızlık için çok şifalı. Ve aynı bir A'dan Z'ye bir multivitamin gibi. Protein oranı %35. Yani ben çocuğuma
Tabii ki bir rahatsızlığı olursa, bir eksikliği olursa doktora danışarak bir kapsül verebilirim. Ama önce bunları denemeyi daha doğru buluyorum. Ben Ali'ye ve şu an kızım bir yaşını geçti, kullanıyorum uzunca bir süredir. Kendim de özellikle hamilelik sürecinde doğal folat içerdiği için, çünkü bizim hamilelik sürecinde folik asit kullanmamız gerekiyor. Evet. gerekiyor. Ama bu sentetik bir formu. Folat ise vücudumuz için yarayışlı, aslında doğasında hurmada da bulunan doğal bir içerik. Arı ekmeğinde de bu bulunuyor. O yüzden ben hem emzirirken hem de hamilelik sürecinde tabii ki yine doktorlarının tavsiye ettiği folik asitlerini kullanabilirler. Ama doğal formda folatı da kullanmalarını tavsiye ediyorum. İçerisinde biyotin var, saç ve tırnaklar için. Evet. Yani aslında her şeyin doğasında çok güzel var. Ben buna çok inanıyorum. Tabii ki sağlıklı beslenmeyle. Arı da bunu bebeğine veriyor, larvaya. Larva bunu yemezse ölüyor. Öyle düşünün. Yani kozasından çıkan ilk arı, nasıl annenin kolostrum, ilk sütü çok Çok şifalıdır. şifalı, evet. Bu da arının kolostrumu. Peki şimdi arılarla alakalı propolisi anlattık, arı ekmeğini anlattık, hani poleni anlattık. Şöyle bir şey, hepsini aynı anda tüketebilir miyiz? Hani zannediyorum ki bunun bir uyumu, dozu olmalı. Çünkü hepsini birden alma, vücut buna nasıl bir tepki verir? Çünkü şifanın bir şekilde doğada olduğunu biliyoruz ama bilmek, aramak ve bulmak gerekiyor. Ki bu da yine Yüce Allah'ın bizlere sunmuş olduğu çok büyük bir şifa. Kesinlikle. Onunla alakalı da bize bir açıklama yapabilir Tabii. misiniz? Hani neyi ne zaman kullanmamız gerekiyor? Hangi aralıklarla kullanmamız gerekiyor? Tabii ki. Şimdi şöyle, en başında bahsettiğim gibi bizim ürünlerimiz gıda takviyesi olduğu için arka arkaya almakta herhangi bir etkileşim ya da yan etki olmaz. Kaldı ki düzenli kullandığınız ilaçlar dahi olsa en kötüsü ne olabilir? Aklıma ilk gelen kemoterapi. En kötü ilaç. Ama tabii ki şifa veren kötü bir ilaç, öyle söyleyeyim. Onda bile propolisi ya da diğer arı ürünlerini kullanabiliyoruz. Sadece sabah saatlerinde almamızı daha çok tavsiye ediyorum ama arka arkaya kullanım ya da hepsini birlikte kullanımda herhangi bir zarar olmaz. Çünkü şöyle hayal edin, bu bir multivitamin. Yani sizin vitaminlerinize takviye olacak. Bu bir antioksidant. Yani sizin bağışıklığınızı destekleyecek gibi. Bu da size daha direnç verecek, hem de gelişiminize destek olacak. Üçünün de farklı bir işlevi var. Aslında doktorların yazdığı birçok ilacı arka arkaya alıyoruz. Aslında çok da sorgulayamıyoruz. İşte kalp için şu ilaç, işte başka bir rahatsızlık için bu ilaç Evet. gibi. Arka arkaya aldığında oldukça güçlü farklı etkileri de olabiliyor. Ama yeni bir şey duyduğumuzda diyoruz ki acaba bu çok mu fazla? Bence bu kadar bu zamanda ve bu kadar kirlenmişken her şey, soluduğumuz hava bile doğal şeylerin tabii ki gerçekse doğallığı çok fazla kullanmakta herhangi bir yan etki olmaz. Alerji dışında. Sizin alerjiniz varsa arı ürünlerine hiçbirisini kullanamazsınız. Ama alerjiniz yoksa gerekli dozları zaten biz bildiriyoruz. Kullanabilirsiniz. Herhangi bir yan etkisi olmayacaktır. Çok güzel, teşekkür ediyorum. Çok güzel açıkladınız. Hani bunu bilmek gerçekten önemli. Çünkü birini aldım, diğerini alırsam fazla olur. Çok soruluyor Çok bu. soruluyor. Bence Evet. onu da buradan güzelce dile getirmiş oldunuz. Şimdi az önce alerji dediniz. Polen alerjisi. Sezon yine yaklaşıyor. Mart Evet. ayında uçuşan polenlerden dolayı bu sezon alerjisinde özellikle de yine astım hastalarının çok böyle muzdarip olduğu, rahatsızlık duyduğu bir süreç. O süreçte sezon alerjisinde ya da polen alerjisi, aynı zamanda çimen alerjisi olan insanlara ne gibi tavsiyelerde bulunabiliriz? Hangi ürünler onlar için yararlı olabilir? Şimdi şöyle, alerjik semptomlarda geçiren bir ürün asla olacağına inanmıyorum. Geçirmese bile stabil etme, o rahatsızlığı. Şimdi alerjik kişilerde bağışıklık dönemsel olarak çok düşebilir. O dönem işte Mart başlarında başlıyor, sonrasında işte yaz sonuna kadar devam edebiliyor. Özellikle Hollanda'da çok uçuşan bir iklim olduğu için onu da çok duyuyorum Evet. kişilerle de. Polen alerjisi başlamadan en az 3 ay öncesinde bağışıklık, yani bunlar ilaç olmadığı için önce bunları bir hayatımızda 3 ay düzgün kullandıktan sonra bir hissiyatını yavaş yavaş hissedebiliriz. Anı kurtarmayacağı için alerjik dönemden en az 3 ay öncesinde bir kullanmaya başlayacağız. En çok yüksek oranda olan %20 propolisi öneriyorum. O dönemde daha güçlü bir koruma sağlaması için ağız yoluyla
bağışıklığı yükselttikten sonra gözlerde kızarıklık, geniz akıntısı varsa, sürekli hapşırma ve öksürme varsa da burun ve boğaz spreyini öneriyorum. Onlar da şu grup. Burun spreyi içerisinde sadece saf su var ve propolis var. Başka hiçbir şey yok. Boğaz spreyinde de hambal var. Biraz boğazı yumuşatsın. Hafif bir mentol var ve propolis var. Propolis bulunduğu noktada şöyle hayal edin. Bir bakteri varsa orayı tutunuyor ve orayı temizlemeden de oradan çıkmıyor. Doğal bir antibiyotik gibi. Geniz akıntısı varsa buruna sıktığınızda iltihabı kurutur. Oradaki tıkanıklığı bir anda tuzlu su gibi açmaz. Ama düzenli kullandığınızda iltihabı kuruttuğu için daha köklü bir çözüm sağlar. O yüzden biz polen alerjisinde %20 burun ve boğaz spreyini, hatta dışarı çıkarken de burun spreyinizi, boğaz spreyinizi çantanıza atın. Şimdi bu dönemde de biliyorsunuz Covid burun ve ağızdan giriyor. Resmi açıklamalarda hep öyle. O yüzden biz daha çok ellerden çok burundan ve ağızdan girebilecek virüslere, bakterilere de destek olsun diye kalabalık ortamlara girdiğimizde, uçuş yaptığımızda ya da alışverişe gittiğimizde o iki ürünü de çantamızdan ayırmadık. Bir yaş sonrası çocuklara da kullanabiliyoruz. Hem burun spreyini hem boğaz spreyini. Oldukça da güzel geri dönüşler alıyoruz. Özellikle alerjik çocuklarda, alerjik kişilerde yine ilaç varsa tabii ki asla kullanmayın demiyoruz. Ama beraberinde bir de bunu deneyin. Evet, onu Hani soracaktım. Çünkü o çok kesinlikle. önemli. Hani ilacın içerisindeki etkin madde farklı bir etkisi oluyor. Bu da onun yine yanında destekleyici Tabii bir ki. ürün olmuş Tabii oluyor. ki. Yani şu da oldu. Bunun daha çok etkisini görüp diğer ürünü kullanmayan kişiler oldu. Yani bu da benim için bir mutluluk sebebi. Çünkü en azından bu vücuduna bir yan etkisinin alerji dışında yapmayacağı bir grup. Çok güzel. Ben burada göremiyorum. Hani propolis ve arı ürünleri hakkında aslında bayağı güzel açıklamalarda bulundunuz ama yine son dönemlerde özellikle yine bebeklerde ve yetişkinlerle de aslında kullanılan stresi azaltan ki bu süreçte yine aslında çok stres getiren hani hepimizin böyle uykusunu kaçırdığı rahatsızlık duyduğu bu dönemden geçiyoruz. Magnezyum da yine Evet. bu konuda çok aslında faydalı bir ürün. Onunla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Tabii. Magnezyum da şöyle. Çınar yaklaşık 2 yaşındaydı. Şimdi 2 yaş çok sendromlu bir yaş biliyorsun. Evet. O dönemde uykuları inanılmaz etkilendi. Dedim ne yapabilirim? Yani çocuğun doğal yollarla, şimdi ben böyle çok uyku için damla vesaire o tarz şeylere çok en son noktada yapmayı seviyorum. Araştırırken, okurken magnezyumun kasları gevşettiğini, tabii ki farklı formları var magnezyumun. Bizimkisi magnezyum klorür. Magnezyum klorürün uykuların için kasları gevşetme, işte uykulara rahat geçme, vücuttaki işte D vitamininin kemik ve dişlere geçmesini sağlama gibi, hatta rahatsızlık varsa çocukta hiperaktivite, odaklanma sıkıntısı ve otizm önerildiğini okumuştum. Dedim ki denemem gerekiyor. Sonrasında bir böyle gezide bir ürün araştırmasında bir firmayla rastlaştık yine. Denedim. Gerçekten çocuğun uykularında ve kendim de denedim. Siz de mutlaka deneyin çünkü annelerin de ihtiyacı var. Kesinlikle. Özellikle hamilelik sürecinde magnezyum eksikliğinden bağlı kramplar, sürekli bilgisayarda çalışıyorsanız boynunuzda magnezyum eksikliğinden kramplar oluşabilir. Yine kalp ve damar sağlığında da magnezyum çok şifalı. Tuz formunda doğal. Magnezyum zaten mineral olduğu için vücut bunu pudra formunda ve ilaç formunda çok %100 sindiremeyebiliyor. Çünkü mineraller bağırsakta çok fazla emilebilen şeyler değil. O yüzden bu doğal tuz olduğu için magnezyum klorür en güzel deriden sindiriliyor diye okumuştum. Ayak altından ayak banyosu, ayak altı akupunktur noktası olduğu için ayak banyosu yapabiliriz. Ya da küvet varsa çocuklar daha küçük küvetlere de sahipler. Küvetlerinde tüm vücut banyosu yaparak yine gözüne ağzına gelmediği gerek. Çünkü tuz olduğu için yakabilir. Gelse de çok böyle aşırı bir tepki olmaz ama yine de uyarıyorum. Haftada iki sefer özellikle geceleri yatmadan önce yaparsak genel bir sakinlik, uykularında bir rahatlama, ekstrasında D vitamini
beyninin kalsiyumun kemiklere geçmesine, çocukların da gelişim döneminde bu anlamda destek olması için güzel bir takviye. Kendimi de hem hamilelik sürecinde hem de doğum sonrası bir rahatlama, o stres alma, işte çok ayakta çalışıyorsunuz, bacaklarınız çok ağrıyor, eve gittiniz, bir magnezyum, bir herhangi bir kovanın içerisinde yaklaşık 3 litre su koydunuz, bir su bardağı yaklaşık 100 gram bu kadar magnezyum kristalinden atıyorsunuz. Ayaklarınızda en az 20 dakika, 20 dakika sonrası çekmeye başlıyor vücut. Yapabiliyorsak bir yarım saat, sonrasında çok etrafta dolaşmadan direkt uyumak gerekiyor. Çünkü magnezyum en güzel uykuda sindiriliyor. Ve güzel, kaliteli bir uyku, düzenli yaptığınızda kaslarınızda rahatlamalar gibi güzel etkileri var magnezyumunda. Bunu da yine haftada 2 gün olarak haftada 2 gün yapılabilir, evet. Ama çocukta herhangi bir hiperaktivite, öğrenme ve odaklanmada gerilik, otizm gibi bir süreç varsa süresi uzatılabilir. Yağ formları var, bir de jel formları. Eğer destekleyici bir takviye olarak ekstra masaj istiyorsanız. Olarak aynen. Hem masaj olarak hem de magnezyum banyosu sonrası ayak altlarına magnezyum yağını sürerek de pamuklu bir çorap giydirerek yatırabilirsiniz. Magnezyum en güzel göbek kısmından, koltuk altından ve ayak altından sindiriliyor. Vücut en güzel oradan çekiyor. Çok. Peki yetişkinlerde belirli bir yaş kriteri var mı magnezyumda? Yok. Herhangi bir yaş kriteri yok. Ekstrasında dediğim gibi özellikle kronik ağrılarınız varsa, yaşlılarda hep derler ya oram ağrıyor, buram. Evet. Biraz psikolojik de ama kronikleşmiş ağrılar yapılabilir. Peki. Şimdi başka bir soru soracağım size. Mutlaka siz de COVID sürecinde dikkat etmişsinizdir. Koronavirüsle herhangi bir tanıştık. Tanıştınız mı? Tanıştık. Tamam. Peki, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Siz kendinizi nasıl korudunuz ve bu süreci nasıl atlattınız? Evet. Şimdi şöyle, bizim zaten hayatımızda dediğim gibi yaklaşık asla genç kızken özel hayatımda hiç doğallığa yer vermemiş. Gençliğimde hiç böyle bir aydınlanma yaşamamıştım. Ama anne olduktan sonra, oğlumdan sonra ben de önce ona ayrı, kendime ayrı gıda alıyordum. Sonra dedim ki ben de yaş alıyorum ve yaşlanıyorum. Ben neden kendime dikkat etmiyorum? Benim de aslında ihtiyacım var. Bizim hayatımızda bunlar yaklaşık 4 yıldır var. Bizim hayatımızda sağlıklı beslenme elimizden geldiğince, ama asla kimse mükemmel değil. O yüzden ben koronadan açıkçası korkmadım ama biraz endişe duydum. Çünkü nereye gideceğini bilmediğiniz bir sürece giriyorsunuz ve ailem uzakta. Hani o süreç biraz beni yıprattı diyebilirim. Covid olduğumuzu şöyle hissettik. Eşim başka bir şirkette uzun yıllardır çalışıyor ve o şirket hiç kapanmadı Covid sürecinde ve o dışarıyla sürekli bağlantıda. Ben çocuklarla beraber sürekli evdeyiz. Dedim ki herhalde o gelecekse oradan gelebilir. Ve öyle oldu. Eşim bir gece hafif bir ateşlendi, dedi biraz ağrı hissediyorum. Şimdi her şeyde Covid miyiz falan, hani yok değildir falan da diyoruz kendi kendimize. Ben de hiç sakınmadım kendimi, çünkü hani girdiyse eve kesin bana da geçme ihtimali çok yüksek. Bir de aslında ummadık hani o değildir diye, çünkü çok hafifti. Herhangi bir öksürük olmadı. Sadece ilk gün 38,5 dereceye kadar ateş oldu. Sonrasında da ikinci gün gayet evde ve ayaktaydık, öyle söyleyeyim. Sonrasında tat değişimi yaşadık ama herhangi bir öksürük hiç olmadı. Geniz akıntısı hiç olmadı. Hafif bende baş ağrısı oldu. Eşimde de bel ağrısı oldu. Bu arada ben emzikli bir anne olduğum için çocuğumu ayıramadım kendimden. Lia da sanıyorum geçirdi. Hani bilmiyorum geçirdim mi, test yaptırmadım ama onda da hafif bir geniz akıntısıyla ateş yaptı. Oğlumda da aynı şekilde. Çocuklar daha dirençliydi ama bizden. Yani bulaşıcılığı çok yüksek olduğu için muhtemelen çocuklarımızda da olmuştur ama dediğiniz gibi hani çocuklarda belirtiler çok çok daha az olduğu için, hatta mümkün yani görünmüyor bile çocuklarda. O yüzden onlarda belki görünmemiş olabilir ama geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Covid sürecinde yine tavsiye edebileceğiniz, hani bunları kullanırsak bizim bağışıklığımızı güçlendiririz. Tabii ki tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyor. El yıkama, hani mesafeyi koruma, maske takma, bunlar çok çok önemli. Ama onun haricinde sağlıklı beslenmenin yanı sıra bunlara da kullanırsak bağışıklığımızı güçlendiririz. En azından daha belki hafif belirtilerle atlatabiliriz dediğiniz ürünler hangisidir?
Benim grubumdan, yani benim bizdeki gruptan propolis %20'yi daha çok öneriyorum. Ama asla tadından dolayı kullanılamıyorsa tabii ki %10 sıvılarda çözülen formunu da kullanabilirler. Sonrasında ham bal arı sütü karışımı ve arı ekmeğini öneriyorum. Çünkü arı ekmeği bir multivitamin gibi sizin günlük almanız gereken vitaminlerinize destek olacak. İçerisindeki ham bal da, ham bal ve arı sütü de size direnç verecek. O anlamda kendinizi daha zinde hissetmek, hücrelerinizi yenilemek için bu üç grubu kesinlikle öneriyorum. Tabii ki çantanızda da burun ve boğaz spreyini kapalı ortamlara girdiğinizde ya da dönemsel olarak bu süreçte elinizin altında bir sterilizasyon, işte virüs buruna ya da ağza girmiş olsa bile o noktada doğrudan öldürme anlamında belki bizim öksürüğümüz o yüzden olmadı bilmiyorum. Çünkü çok sık kullandık o dönemde. Bunların dışında omega 3 de çok kıymetli. Ondan hiç bahsetmedik. Omega 3'ümüz de bu dönemde ve D vitaminimizi düzenli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ve tabii ki de yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Bol bol su tüketeceğiz. Sağlıklı bir yaşamı aslında hayat Standardı haline stan getirmemiz aynen gerekiyor. kesinlikle. Bu virüs bize onu hatırlattı. Belki de bu zamana kadar kendimize çok iyi bakmadık, vücudumuza çok iyi davranmadık. Bu virüsle beraber bence birçok insan gıda takviyesi kullanmıyorsa bile bu süreçte kesinlikle kullanıyordur. Tabii ki yine üstünü hani altını ve üstünü çizerekten söyleyeyim. Sağlıklı beslenme ve tedbirlere dikkat etme. En önemlisi ama onun haricinde de böyle doğal mucizeler varken ve bunların da kıymetini bilmek lazım ve doğru Kesinlikle. şekilde kullanmak lazım. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ederim geldiğiniz için, Ben teşekkür katkılarınızdan ederim. dolayı. Program esnasında dediniz ki annelik haricinde hiçbir vasfım yok ki bence aslında en güzel, en büyük Teşekkür vasfa ederim. sahipsiniz Gurur ki duydum. annelikle birlikte bu kadar güzel ürünü Hollanda'da bizlere tanıtmış oldunuz. Onun da yine altını çizelim. Benelux, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg. Lüksemburg distribütörüsünüz. Evet. B&U markasının. O yüzden bence çok kıymetlisin yaptıklarınız. O Teşekkür ederim. açıdan da yine bütün seyircilerimiz adına ben teşekkür ederim. Verdiğiniz önemli bilgiler için de ayrıca. Sizin altını çizmek istediğiniz ya da eklemek istediğiniz şeyler var mı? Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok kıymetliydi. İlk program olması da benim için çok kıymetliydi. Heyecan da vericiydi. Umuyorum güzel geçmiştir. Sizin için de başarılı olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkes kendine çok iyi baksın. Ben de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bugünkü programdaki ilk konuğumuz Moms Organik'in yöneticisi Sayın Gizem Hanım'dı. Bize çok güzel bilgiler verdi. Bizim için güzel bir başlangıç oldu. İlerleyen programlarda yine farklı konularla sizinle birlikte olacağız. Sağlıkla kalın.